Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Hancıydım. Bugün Age of Civilizations 2 İslam Devleti serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümlerde ne yaptık? Bizans'a saldırdık. Bizans biliyorsunuz epey bir güçlenmişti. Bu arada kulaklıktan biraz oyunun sesini kısayım. Evet, şimdi daha iyi olacak. Bir de arkadan videoda bir sorun var mı diye ona bakmak istiyorum. Evet, yok. Geçtiğimiz bölümde Bizans bizim için bayağı bir sorun oluşturmuştu. Ona savaşı ilan ettik ve savaşı kazandık. Büyük ölçüde toprak kazandık ama istediğimizi alamadık. Çünkü Bizans epey güçlüydü ve çok fazla asker getiriyordu ve biz de işte bu sebeplerden ötürü tam istediğimizi alamadık. Toplamda şu an 162 binlik bir ordumuz var. Bu orda gelince tam olarak o sayıya ulaşacağız. Şimdi bu bölümde artık seferlerimiz farklı yönlere kaymalı. Sürekli artık ilerlediğimiz kuzey yönüne doğru olan genişleme biraz doğu olarak değişecek. Hazar Türklerine ve oradan buradan Akhunlara savaş ilan edeceğiz ve buradan Hindistan'a ve hatta Çin'e. Tabi amaçlarımız bunlar, ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama ulaşmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar, modu siz de indirmek istiyorsanız aşağıda linki mevcut, bizim sitemizden indirebilirsiniz modu. Siz de mod değil senaryo diyelim. Mod biraz daha Keremlerin yaptığı cinsten şeyler oluyor. Biz sonuçta oyuna yeni bir tasarım bir şey eklemiyoruz. Sadece ülke ekliyoruz abi, şimdi bu senaryodur. Dediğim gibi indirebilirsiniz aşağıdaki linkten. Hakkında diyorum, yine bak aklım karışıyor. Açıklama kısmından indirebilirsiniz. Linki orada mevcut. Şimdi Hazar Türkleri ile savaşacağız. Yani yorumlarda Türklerle savaşma diyenler var ama abi, bu oyun savaş oyunu. Ve biz de artık kimin milliyeti, kimin şeyi ne fark etmez abi bizim için. Biz herkese savaşacağız. Şurada babamın oğlunun devleti olsa ona da saldırırım ben genişlemek için. Beni zaten bugüne kadar izleyenler biliyor. Savaş ilan et diyerekten hızlıca Hazar Türklerine de savaş ilan edelim. Bu müzik bir değişmedi. Bu oyunun en sevmediğim müziği ya. Bir değiştirin lan şunu artık. Artık değişsin şu müzik. Vallahi hiç sevmiyorum bu müziği ya. Bir değişme, değişsin diye de bekliyorum. Değişmedi bir türlü. Hızlıca saldırılarımızı yapacağız abicim. Hemen. Bunlar zaten bize dayanamayacaktır. Kendileri ne kadar büyük gözükse de güçlü topraklara sahip değiller. Verimli topraklar yok abi adamların ellerinde. Bu yüzden bize herhangi bir direnç gösteremeyecekler kendileri. Hızlıca saldıralım bakalım o zaman. Şimdi buraya 10.000. Zaten İran bizim için önemli olan yer. Yukarıyı da alırsak yine bizim için de biraz tatlı niyetine gelir abi. Ana yemeğimiz bizim İran bölgesi. Yukarısı da bizim için tatlı niyetinde güzel tatlış bir şey olur. Hadi bakalım. Biraz savunma çabaları, tabii ki her devletin de olduğu gibi bunların da var. Savunma çabaları, biraz kendilerini korumaya çalışıyorlar ama tabii bize karşı, benim yönettiğim herhangi bir şeye karşı kimse savunma yapamaz kardeşim. Kimse savunma yapamaz. Sen direkt şuraya doğru çıksa sen böyle ilerleyeceksin abi. Bu orduları biraz ileri kaydırmamız lazım. Aksi halde, çünkü birazdan mesela bunların yenilmeye başlaması mümkün. Orada çok fazla askerimiz yok. Hazarlarda boş adamlar değil abi yani. Onlar da orada asker basacaktır yani. O kadar da kolay yenilebilecek bir devlet değil. Şuraya tamamıyla saldıracağım. Artık genişlemeyi biraz durdurmalıyız o bölgede. Toparlanma aşamasındayız biraz. Yoksa yenilebiliriz yani. Tabii bir yenilgi geldi mi ondan sonrasında da arkaya doğru sarkmalar başlıyor. Bu sarkmaları önlemek için hemen ilerlemeyeceksin. Biraz yavaş yavaş. Neticeyi ala ala yavaş yavaş serin serin ilerleyeceksin. Buradan da Akhunlara ilerleriz daha sonrasında. Şöyle buraya başkentlerine doğru gidelim. Bu ordular da şurada tek bir noktada. Benim düzen hastalığım var abi böyle oyunlarda. Age of Civilizations 2'de özellikle. Abi düzenli ilerleyecek ya ordu. Ordu düzenli ilerleyecek abi. Şimdi sen buraya giriyorsun. Arkana zaten ordu gelecek. Sen yine beklemedesin abi. Sen yine beklemedesin. Arkana ordu gelecek birazdan. Hop, tamamdır. Oraya yalnız sağlam asker basmış. Tebrik ediyorum kendisini. Vallahi iyi asker basmış ha. Harbi iyi asker basmış. O zaman artık taarruz zamanı. Hadi bakalım aslanlarım. İlerleme zamanı geldi. Buradan yukarı doğru 40 binlik ordu gelsin. Siz de birleşin abi şurada. Muhtemelen arkadan vuranlar olur bizi ileriki aşamalarda. Şu an en azından olmasa da gücümüz tabii doğrunda. İlla bir zayıfladığımızda birileri bizi arkamızdan vurmak isteyecektir abiciğim. Sonuçta İnsan yönetiyor diyeceğim de bilgisayar yönetiyor abi. Dediğimle biraz mantıklı olmayacak. İlerleyin ordularım. Benim ordularım rahat rahat herkesi yenecek aslanlarım benim. Hadi oğlum. Ben size zafer getiriyorum ben size. Tamamıyla almayalım lan, yukarıda kalsınlar. Hadi bu turdan sonrasını artık salıyorum.
Ama öncelikle şu Karadeniz'e olan sınırım olmalı artık ya. Karadeniz'e ulaşmalıyım abi. Lütfen Karadeniz artık tamamıyla benim olsun. Değil mi? Tamamıyla olmayacak tabii bu savaşta ama yine de biraz Karadeniz'den toprak elde etmiş olacağız. En azından Hazar Türklerin elinde olan Karadeniz toprakları bizim elimize geçsin. Hak edene ulaşsın abi. Hak edenin olsun. Orayı kontrol edebilecek bir... Yalnız ilerlemeyelim yeter artık dedik. İlerlemeden duramıyoruz. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere ilerle... Aaa! Yanlışlıkla ilerledim. Neyse. Neyse abi biz barışımızı yapalım şimdi. Ne istiyoruz abicim biz? Her şeyi. Her şeyi istiyoruz. Adamdan da yani direkt canını istiyoruz. Abi burada Keşmir. Keşmir yalnız herkese savaştı abi. Herkese dedim bir tek Akunlarla savaştı galiba. O Akunlar da herkes oluyor burada. Akunların gücü epey az. Oğuzlarla da savaştılar kendileri. Bakalım ne olacak. Yenilme ihtimalleri var. Gupta'yla da savaştaymış ve aynı zamanda şununla da savaştı abi. O zaman Akunların yıkılma devri başlamış. Akunlar artık bayağı bir zor durumdalar. O zaman onları bu zor durumdan kurtarmaya ne dersiniz dostlar? O zaman biz Akun, bu kardeşlerimizi bu zor durumdan kurtaralım. Onları tabii ki de bizim yönetimimizle birleştirerek onları bu zor durumdan kurtaracağız. Her şey bizim dostlarımız için. Biz dostlarımız için her şeyi yaparız kardeşim. Siz şuraya bir gelin abi. Burada bir birleşin. Sizi tek bir yerde toplayayım. Ondan sonrasında da oraya dizerim yani. Direkt oraya doğru yönlendirmek biraz daha zaman alıyor. Fazla zaman alıyor. Hepiniz bir şuraya bir gelin abi. Şimdi tabii ki asimile etmemiz gereken yerler var. Bu kadar yeri aldık abi. Bir zahmet değil mi? Asimile et. Yoksa bize bayağı bir isyan misyan bunlar sıkıntı çıkarır. Şimdi. Hocam 10 miner 10 miner bir dağıtmaya başlayalım. Hindistan'a gireceğiz dedik. Bunun ilk şeyi Akunlar'da olacak. Akunlarla birlikte artık Hindistan'a girmeye başlayacağız. Onların Hindistan'da toprağı yok muydu lan? Az önce vardı da Keşmir aldı galiba onu. Ya da yokmuş. Neyse Hindistan'ın en azından sınırına bunlar sayesinde gelmiş oluruz. Şöyle buraya ver. Yoğunluk tamamıyla bu noktada olacak. Çünkü asıl savaş orada dönecek abi. Asıl savaşın orada dönmesi en azından bekleniyor bizim açımızdan. Buraya da tüm orduyu yolla. Asimile etmeye devam edelim biraz. Savaşırken de asimile ederiz abicim. Biz problem değil. Biz her türlü bunları indiririz. Her türlü. Her türlü bunları asimile ederiz. Yalnız Bizans savaşı başlatılabilir de Bizans hala savaşta ve hala dişe şey yapar bir mağlubiyet yok abi Bizans'ta yani. Bizans'ın şu an ben yenilmesini istiyorum ama henüz o yenilgi Bizans tarafından olmamış. Böyle bir ordularımızı birleştirelim. Bu tarafta Hind'in eline geçmiş bunlar. Yukarı kayalım o zaman abi ordularımızla. Düzenli bir şekilde hareket etmezsek sonra yok abi şurada bizi yendiler. Burada bu oluyor. Şurada şu oldu. Sorunları oluyor. Biz de o yüzden düzenli bir genişleme yapacağız abi. Tüm ordularımız hep birlikte hareket edecek. Bu önemli. İşte bu çok amelli. Bu önemli abi. Ama işte şimdi bir sorun oldu. Sint burada toprak kayıp verdi. Biz de mecbur dalmak zorunda kalıyoruz bak. Normalde yukarıya doğru gitmek istiyordum ben. Ama dalmak durumunda kaldım. Çünkü Sint toprak verdi. Arkadan ben dalmasam o bana dalacak. Bir devlet çik bana savaş ilan etmiş. Ne haddi neyse. Ulan yalnız bana savaş ilan edilmedi mi abi? He. Akunların yanında savaşa dahil olduğunu siz. Anladım hocam. Anladım hocam anladım. Anladım. Size ben şimdi bir yardımcı olacağım. Akunlu dostlarınızla işim bittikten sonra size yardımcı olacağım. Tabii ki eğer bana çok uzak değilseniz. Kim olduğunuzu da bilmiyorum ama. Önemi yok abi. Biz herkese yardımcı oluyoruz. Biz yardım etmeyi seven bir milletiz abi. Sorun yok. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Şuraya da asker basarsak harika olacak. Ama çok fazla bir şey yapamadık. Yalnız asimile etmemiz gereken ne kadar çok toprak varmış lan. Bu kadar çok toprak aldık mı ya? Ne toprak almışız be? Evet, Sintleri Akunların elinden zor kurtardık. Az daha yeniliyorlardı. Akunlar oraya doğru taarruza başlamışlardı. Kendilerini kurtardık abi. Akunları da şimdi başkalarının elinden kurtaracağız. Onlar da yeniliyor çünkü. Biz biliyorsunuz herkese abicim yardım getiriyoruz biz. Burada önce Akunlara yardım ediyoruz. Sonra oradan Sin'de yardım ediyoruz. Sonra oradan bir başkasına yardım ediyoruz. Herkese yardım edeceğiz abicim. Yeter ki biz genişleyelim. Bizim için toprak önemli olan. Başka hiçbir şey önemli değil. İleride vasal kurma işlerine başlayabiliriz. Mesela diyelim Göktürk'ü vasallayıp tüm Asya'yı ona veririz.
Ondan sonrasında da deriz ki kardeşim artık senin burada hükmünde oldu. Gel bakalım bize katıl. Böyle işlemler de yapabiliriz biliyorsunuz. En son Age of Civilization serisi Osmanlı serisi miydi? Osmanlı serisinde mükemmel bir Hun büyümesi yapmıştık. Doğuda Hun muydu, Göktürk müydü? Devletler kurdurmuştuk ve onlara yedirmiştik milleti. Bayağı lezzetli bir seri olmuştu ya. Çok keyif almıştım ben onları yaparken. Bazen tabi vasallarımız salak salak da hareket edebiliyordu ama genel olarak leziz güzel bir seri olmuştu abi. Bu da öyle olursa mesela diyelim Akhunları burada Göktürkleri falan yaptık. Onlar bizim için toprak alabilirler. Böyle mükemmel şeyler yapabiliriz. Şimdi abi siz ilerliyorsunuz. Zaten Akhunların bir toprağı kalmadı. Kalanları da biz alacağız. Evet, Akhunlar bitti. Şimdi şu çocuk kimmiş abi? Bu çocuğun olayı ne? Bu çocuğun olayı ne? Bu mu? Hayırdır lan sana? Hayırdır oğlum sana? Sen oradan Akhunlar nasıl müttefiklik kurdun? Akhunu diyorum bak. Akhunlarla sen nasıl müttefiklik kurdun oğlum oradan? Senin ne haddine? Yalnız Akhunlar artık kalmadı abi. Akhunlar artık bitti. Ruhları şad olsun. Güzel devletti maalesef ama artık ömrünün sonuna gelmiş. Yapacak bir şey yok. Tabii bunlar annekslerse bilmem. Bunlar annekslemezse hala kalacak. Ama muhtemelen annekslerler abi. Ben annekslediğime göre bu kadar yeri. Onlar da o kadarcık yeri tek başına alabilirler. Hindistan'a bizim için bir sınır oldu. Bu aşağıdan Sind'e girdiğimizde artık Hindistan'a sokulmuş olacağız abi. Yavaş yavaş Hindistan önemli. Oraların Müslümanlaşması lazım ki ileride ondan sonra yok kardeşim şurada Müslümanları öldürüyorlar. Yok kardeşim şurada Müslümanlara zulüm yapıyor. Böyle sorunlarla şimdiden kökünden çözeriz biz bunları. Şimdiden ama tamamıyla yani. Yok orada dinlerine saygı gösterelim. Şurada şöyle yapalım. Bunlar yaşasın kardeşim. Yok abi. Asimilasyon. Asimilasyon çok önemli. Asimilasyon yapacağız. Tabii etik mi orası tartışılır. Ama yapacağız. Yapacağız. Bizim etikle bir şeyimiz yok. Etikle zaten işimiz olsa gidip gelene geçene saldırmazdık herhalde. Değil mi? Akhunlar bu arada hala yaşamlarını sürdürüyorlar. Burada. Tebrik ediyoruz kendilerine. Yalnız Bizans'ın hala böyle bir büyük bir mağlubiyet almaması beni üzüyor. Bizans kardeşlerime de yardım ben götürmek istiyorum. Böyle mesela burada bir Bizans kardeşlerime yardım kolisi. Oraya bak bir yardım kolisi bıraktım. Şuraya 2500'lük, 2500'lük. Bizanslı kardeşlerim de mesela benim ya o kadar devlet benden yardım alıyor. Niye Bizanslı kardeşlerimiz almasın? Abi artık şuraya 2500 bırakır mısın? Sürekli 25.000 yazıyorum ya. Lütfen. 1000. Bizanslı kardeşlerimin diğerlerinden ne eksiği var abi? Bunlar niye benden yardım alamıyorlar değil mi? Onu da halledeceğiz abicim. Bizanslı kardeşlerimiz hiç üzülmesinler. Onlar da bizim tarafımızdan yardım alacaklar. Hemen geliyoruz hemen. Hemen reklamdan sonra. Geliyoruz abicim. Şuraya tabii ki. 5000 oraya koydun. Her yere 5000 yetmeyecek galiba. Yo yetecek, rahat yetecek. Ama oraya fazla mı bıraktım acaba? Oraya galiba bir yere sanırım fazla bayağı bir fazla bıraktım gibime geldi. Ama yapacak bir şey yok. Şuraya ver abi. Limanları yapacağız dedik de liman işi bizim için yattı. Tek tek onlarla uğraşamam abi. Ama yapacağız. Bir ara yapacağız liman. Yalnız buraya 10.000 bırakmışım lan. Ver abi şuraya 5.000. Ver abi şuraya 5.000. Ver abi şuraya 5.000. Ver abi şuraya 2.500. Ver abi şuraya 2.500. Bunları yapalım. Orada o kadar fazla askeri ihtiyacımız yok. Evet arkadaşlar artık o zaman bu bölümün sonuna gelelim. 10-15 dakika aralığında çekeceğiz dedik. Bir sonraki bölümde artık Bizans seferimiz başlayacak. Vizigotlar ve Fransya Bizans'la savaştayken biz de arkadan hemen halledelim onları indirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolara beğenmeyi unutarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.